Sağ olun, efendim, sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. İdeal Seyirci'nin yeni bölümünde sizlerle birlikteydik. İşte bu kadar, çok basitti. Hoşça kalın, sağ olun. Bu hoşça kalınlar başta söylendiği zaman alkış gelmiyor. Sonda söyleyince alkış geliyor. Çok ilginç Cenk'ciğim. Evet, bu çalışman uzun yıllar daha sürecek gibi duruyor. Evet, yani tezimi noktalamaya çalışıyorum. Efendim, nasılsınız? İyiyiz. Duyamadım. Duyamadın mı? Ben de mi sordum, niye duyamıyorum? Evet, bugün arkadaşlar yine yeni ideal seyircilerimizi tespit edeceğiz. Ve kendileri buradan huzurlarınızdan ayrılırken ben ideal seyirciyim böbürü atarak evlerine doğru şey yapacaklar. İsterseniz Cenk amcanızdan önce böbür nasıl atılır? Ya da atılır mı, atılmalı mıdır? Atılır, yani öncelikle çok sakin duruyor gibi durmanız lazım. Hemen akabinde ani bir böbürle rakibi şaşırtmanız çok önemli. Böbür yani. Öncesi mimik olmamalı bu suratımızda, olmamalı. Kesinlikle. Evet, şu anki gibi yani poker face dediğimiz. Poker face'i killer face. Killer face'miş, pardon, özür dilerim. Bu killing'den sonraki böbür. Benim aklımda biraz belirdi ideal seyircimiz kim bu akşam için. Şimdiden. Allah daha seyirci. Şimdiden değil de aslında cumartesi belliydi de. Anladım. Çok teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı İBAN dünyası. Nereden başlayalım? Birden başlamaya ne dersin ya da baştan başlayalım. Hemen şuradaki Hanfin dostumuz ile başlayabiliriz. Ne dersin Cenk'ciğim? Bakayım, düşünüyorum. Mikrofon da oraya gittiğine göre demek ki. Ya da vazgeçtim ya, oradan değil de. Şu üç yanda bir. Evet efendim, hoş geldiniz. Biraz ağır değil mi mikrofon? Yani tahmini daha mı hafif bekliyordum? Aynen. Masanın adayı siz misiniz? İki elinizle tutabilirsiniz hanımefendi. Okay. Ya yok, tek el daha iyi. Tek el daha iyiymiş. Masanın adayı sizsiniz. Öyle oldu galiba, evet. Neden öyle oldu? Siz mi gönüllü oldunuz yoksa beyefendi tarafından zorlandınız mı? Aslında biraz beklenmedik oldu. Ben de bu sonucu beklemiyordum yani. Yalnız hanımefendiyi yanındaki beyefendi konuşurken mikrofonu kendisine uzatma refleksinden dolayı ben şimdiden kutluyorum Cenk'ciğim. Yani çok teşekkürler. Bu işleri biraz biliyor, affedersin. O refleksi biraz geciktiği için benden -4 puan aldı. Biraz tanıyalım efendim sizi. Merhaba, ben İdil Sarioğlu. İdil. Evet, İdil. İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim. Hangi bölümde okuyorsunuz? İki tane bölüm bir arada okuyorum. Niye? Ben gereksiz bir iş değil mi yani? Bir tanesi bitsin sonra bakarız. Biraz hayat uçlarda yaşayayım diye düşündüm o yüzden. Çılgınsınız. Ama hayat uçlarda yaşayanlar 4 bölümü birden okumalıdır diye. Ya da bungee jumping falan yapıyorlar. Hangi iki bölüm efendim? Biri biyoloji, örgün öğretim. Diğeri de su bilimleri ve mühendisliği. Aynı şey. Evet, şu aralar piyasada zaten arttı. Ortak dersleri var mı? Falan. Aynı bölümde misiniz? Yani şey, aynı binada mısınız? Tabii. Bunun için nasıl yok edecekler? Ya onun için farklı drenaj yöntemleri falan konuşuluyor. Daha farklı... Evet, yani evde lüfer besleyebilirim gibi bir konu benim için ilgi çekici olabilir. Bizim hocalar. Lüfer konusunu mu? Evle besleme konusu. Deniz biyologlarının en sevdiği husus lüfer ve sarı kanat çıktı mı? Sarı kanat yemeyelim. Siz de aynı bölümde misiniz? Evet. Neden hanfiniyi seçtiniz efendim masanızdan? Çünkü yani daha uygun geldi bana. Ne açıdan? Yani enerjisi daha uygun benden. Ya o da sizi seçtiyse şimdi ne olacak? Yani bir kere seçildiği için yapabileceğimiz bir şey yok bu konuda. O yüzden bence çok da uzatmaya gerek yok. Seçildiği için derken kendinizi üçüncü tekil şahıs olarak kullandınız. Evet, maalesef. Hep böyle yapar mısınız? Yok. Yani yemeği senin yapman kararlaştırıldı, biliyor musun İdil? Siz de mi aynı bölümde okuyorsunuz kendisiyle? Son yoksa... sınıf, demin belirtti. Ama aynı bölüm, yani iki bölümde okuyor ya, aynı bölüm dese bile hangisi? Su bilimlerindeyim ben, su bilimleri. Su bilimleri, ötekini evet. Okumuyor musunuz? Yok, hayır. Niye? Yani... NASA arkadaşım okuyor, ondan öğrenirim anlamında. Yani şu an için tek bir konuda uzmanlaşmaya karar verdim, o yüzden. Bakın hanımefendi size biraz ufaktan bir laf dokundurdu gibi duruyor. İki bölüm mü okunur falan gibisinden. Yani ben şu an halimden memnunum, o yüzden bir sıkıntı yok. Evet. Benim bu lepis testler... evet. İlgili bir... Ve Japon balıkları ve Japon... buna bağlı tatlı su hayvanları. Yani merak ettiğiniz bir konu varsa... Öyle mi? Cevaplayabilirim diyorsunuz. Büyük ihtimalle. Deniz bilimiyle bana ilgili merak eden bir takım sorusu olan var mı? Şimdi hep aradığım falan. İnsanı buldum. Şimdi bu soruyu, bu önemli soruyu ona sorabilirim diyen. Aranızda hiç deniz su bilimleri uzmanı arayan yok mu?
Yok, sadece ahtapot ızgara var mı? Başka ne var yanında? Yemek olsun diyoruz. Gibisinden. Siz çünkü sonuçta okulda devamlı yemek üzerine konuşmuyorsunuz. Yok yani. Hayır. Daha çok balıklar, canlılar. Ha yani denizden ne yesek? Hani aynen. Babamız çıksa yer miyiz gibisinden. Yani. Yani genelde olmuyor. Zaten ama bizim fakültenin şu an şöyle bir mottosu var. Hani biz balık değiliz adı altında. Çünkü bizi çok fazla balıkla bağdaştırıyorlar. Özellikle bizim eski dekanımızın söylediği bir sözdür bu. Evet. Bir tık öyle. Biz balık değiliz sloganı gerçekten çok... Ya daha çok hani bilime... Evet. Bu şeye benziyor. Winchun sloganı vardı. 1, 2, 3, Winchun. Yani bu slogandan biraz daha hallice. Yani o şekilde. Yani insanlar sizin mesleğinizi öğrendikleri zaman balıklarla ilgili bir şeyler mi soruyor Jack'in yaptığı gibi? Yani ne yapacak adam? İlk etapta o oluyor. O yüzden hani zaten söylememizin sebebi siz de o. Sisteminizi yapınca konu nereye bağlanıyor? Yani suya, kayalara falan mı? Yok. Suya, su bilimlerine, işte suyla ilgili şeylere. Dalgıçlık, içeriği, dalgıçlık yapıyor musunuz? Evet. Dalgıçlık insanın mecburi mi? Giymesidir, biliyor musunuz? Yok. Ama ya öyledir. Sizin sorusunu cevapladınız. Evet. Sizinkisi birazcık arka planda kaldı, özür dilerim. Ama yani ben hiç bol dalgıç kıyafeti görmedim. Yandan cepli bol pantolon giyiyorum bu dalışımda falan gibi. Aslında evet. Bence öyle daha güzel çünkü ağırlık bağlıyor. O direkt yandaki ceplere koyarlar abi. Yakında başlar yani bakın. Var çok o güzel şekilde yeni dalgıç. De var zaten. Dalgıç modası. Yapılan var öyle kıyafetler de var. Siz yani. Tüple daldınız mı? Evet. Ağır oluyor tabii o. Ne yani? Tüp. Ondan değil yani yukarı çıkabilmek için 50 saat yüzmeyelim tüpün tıpasını açıp diye yukarıya çıkarsın diye yapıyorlar. Okulda çok sık daldırıyorlar mı sizi? Yok hayır biz daha çok hani kendi aramızda daha çok arkadaşlarla gidip yani okul aslında tabii ki bizi buna yöneltiyor ama biz bunu daha çok hani spor olarak madem okulunu da okuyoruz hani bir de dalalım diye. Yani aslında normalde dalgıçlık yapan yani halı sahaya gitmek yerine dalgıçlık yapan dostlarımız bu bölüme girerlerse biraz daha... rahat ediyorlar. Evet daha oluyor. Faydalı olur. Sinüzit geçiriyormuş onu biliyor muydunuz? Evet. Oluyor. Geçti mi? Yok. Geçmedi. Yani bende mi? Ha. Sinüzit yok, var herhalde diye düşündüm. Yok bende yok o yüzden hani bir etkisi olmadı. Ama öyle bir şey var. Peki siz daldınız ve beraber daldınız mı? Yani aşağıda hareketler var ya. Yani açıkçası yani en basit yani şu şekilde yukarı çıkıyorum. Hani bu şekilde aşağı iniyoruz gibi. Yani şöyle, harika, Allah'tan tersi değilmiş ben karıştırırdım. Hayır, ben ama şöyle algılıyorum. Harika bir dalgıçsın, rezalet bir dalgıçsın. Yok öyle değil. Öyle değil. Başka hareket ne var enteresan? Şu var. Çıkmıyorum buradayım. Bu seviyedeyim. Soldan gidelim o. Ya aslında açıkçası şu an çok da yani ben çok profesyonel bir dalgıç değilim. İşte sonunda ama, bunu söyledim. Oh be. Birazcık zorladınız ama. Kaç kere daldınız? 3-4 kere. Yani ya çok ben biz de ne konuşuyoruz? Nerede daldınız pardon? İstanbul'da daldınız mı? Yok hayır. Ya genelde Kaş'ta dalıyorlar bir de Kızıldeniz'e evet. Gidiyorlar. Orada balık mı çok? Orası daha zengin yani. Resifler, mercanlar, şunlar bunlar. Evet. Dalmadan önce biraz yüzüyor musunuz açılma bazında? Yoksa direkt tekneyle açılıp langırt diye atlıyor musunuz? Yani genelde koşup dalmak. Hayır, çünkü şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi atladınız. Evet daldık çok güzel oldu. Ne zaman çıkıyorsunuz falan hani o... Yani genelde tüpün havasıyla alakalı oluyor. Ama siz yani. İnerken yani dalmadan önce şu kadar saat kalırız diye ona göre hava doldurmuyor musun? Yok demek ki teknedeki yani... arkadaş 2 dakikası var bunu ona göre in çık falan diyor. Ya o şekilde değil yani mesela ortalama işte yani kişilerin kendi nefesini kontrol edebilmesiyle de değişiyor bu. Ya ortalama 40 dakika, yarım saat. Yani çok acemi olanlar 20-25 dakika. Tüple dalınca bir de nefes ayrıca kontrol etmek gerekiyor mu? Tüple tabii. Hayda. Yani ne o ne kadar onu? Kontrollü kullanırsanız o kadar uzun süre su altında kalabilirsiniz. Yani amacımız bir saat, buysa bir neden daha kadar, büyük bir tüple dalmıyoruz? Yani olabiliyor şimdi. İki tüple dalanlar da oluyor. Yani i̇şte ne için daldığı için de değişiyor bu. Sizin izlediğiniz filmlerde böyle şey, ben çünkü bir korku film izlemiştim. Böyle bir şey oluyordu. Biyolog teyzemiz de bütün dünyayı kurtarıyordu. Wow. Wow. İstiyor, böyle bir şey istiyor yani. Evet. Yani gerçekten de hayatı uçlarda yaşamayı istiyorsunuz. Kesinlikle. Adrenalin bağımlısınız diyebiliriz. Peki o zaman... Yani adrenalin dediğin için bence ideal seyirci. Hani o şeyi alışkanlığı... Ne aramızda varsa... bir tiyatri mi? Evet yani fikir tiyatrisi. O zaman şimdi İdil Hanım aslında havaya girelim diyorsun önce. Güzel konuştu ama
Şimdi yanındaki miydi daha çok konuştuğu için. Beyefendi ismini söyledi mi bu arada? İsmini söyledim, hatırlamıyorum. Soralım mı? Söylemediniz değil mi isminizi? Söylemedi. Hayatta ideal seyirci falan olmaz. Ama adayı o ya. Adayı İdil Hanım. He, adayı İdil Hanım diyor. Ben şimdi söylemeyeyim beni seçerler falan. Ben ikinci plandayım tamamen. Yardımcı. Yardımcı su bilimci. O şekilde iniliyor mu dalgıç bazında? Ben yardımcıyım, sen esas işi sen yap. Orada esas işi ne oluyor mesela? Ya gözlemci oluyor mesela. Yani gözleyen. Zaten iki kişilik. Balıklar var burada hep. Ya o şekilde değil de hani bir sıkıntı olmasın. Yani herkes iyi bir şekilde dalsın çıksın. Bir sakatlık herkes çıkmasın. Herkes mutlu olsun. Yani evet. Bu normalde de yapılan bir şey. Yani suyun altında yapmayı denemek ayrıca yani güzel. Gözlemci bir şey. De dalıyor mu yoksa şöyle kafayı batırıp tamam tamam devam devam falan öyle bir şey mi diyor? Ya aslında o şekilde de oluyor. Ya yukarıdan bir gözlem de oluyor yani. Yukarıdan da oluyor. Ama tabii bir tane suyun içinde de oluyor. Yani ne için dalındığına göre de değişiyor bu tabii. Ne için dalınıyor mesela? Ya o şekilde mesela daha çok yani bir eğitim dalışında yani mesela eğitim alacaksa bir grup hani onlar yukarıdan gözleyen olur, aşağıdan gözleyen olur. Hani daha böyle çok profesyonel olmuyor. Ne eğitimi alıyorlar? Dalış eğitimi. Ha, teşekkür ederim. Bir şey soracağım yalnız. Aşağıda böyle yani aşağı derken suyun altında köpe balığıdır. Efendim saldırgan olabilecek vahşi dostlarımız var. Tabii yani. Gördünüz mü ya, karşılaştınız mı burun buruna gelmek dediğimiz? Kızıldeniz'de kaçta olmaz zaten, 3 kere dalmış adam. Tabii ne var? Yani İlk ben dalışında da karşılaşabilir. Allah Allah. Yani benim gördüğüm açıkçası en ilginç yani en güzel en müren balığı. Müren de var ama şey İki tane karette karette arkalarında bir tane küçük karette yani öyle üç kişi. Aa canım. Karşıdan evet. Karşıya geçmeye çalışıyorlar. Siz tabii trafiği kestiniz, balıkları durdurdunuz, onlar geçtiler değil mi? Tabii o şekildeydi. O esnada ne oluyor? Yani suyun dibinde biraz hissediyorsun. Ya tabii öyle bir şey görmüş zaten herkes böyle birbirini dürtüp hani. Gerçekten ilginç bir ortammış. Ya değişik bir kafa gerçekten. Evet, değişik bir kafa. Çünkü belli bir süre oksijensiz kalınca o kafalar tabii. Orada tabii. Telefonla falan çekim yapıyor musunuz? Yok ve hayır. Kayıt almıyor musunuz hiçbir şekilde? Yani eğer GoPro varsa yani suya dayanıklı oluyor tabii. Bunun bir mecburiyeti yok mu? Herkes de GoPro olsun da çekeceğiz arkadaş yani, falan diye. Şimdi kimse inanmaz bizim daldığımıza bir kanıtlayalım falan gibisinden. Yani hani kimsenin... Kendiniz için bir... dalıyorsunuz. Yani tabii öyle bir şey var sonuçta. Spor, merak, eğlence değişiyor. Halı saha. Evet, halı saha. Halı saha futbol oyunu. Yani sonuçları aynı olarak. Yani. Ne diyorsun Cenk'ciğim? Yani bir kere aday olandan daha çok konuştu. Evet, bunun yani bizim sorularımızla alakalı olduğunu düşünüyor muyum? Düşünüyorsun düşünüyor bence. Olabilirim. Biraz öyle düşünüyor gibi bakıyorsun. İlk düşüncelerim olduğu için. Tamam. Neyse, sonra kararımızı vereceğiz. Bakalım nasıl ilerleyecek. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Ve şimdi başka dalgıç var mı? Dalgıç mısınız? Zamanında çok dalmış. Oo, bakın tecrübeli bir dostumuz var. Zamanında evet. Çok dalmış bir arkadaşımız. Zamanında biz de daldık canım. Evet. Oho. Zamanında derken? Yani üniversitedeyken çok daldım. Sonra işte yurt dışına Avustralya'ya gitmiştim. Siz de mi aynı bölümdeydiniz? Yok hayır, ben moleküler biyolojideydim. Niye daldınız o zaman? Molekülleri görmek için. Yanlış yere dalmış olabilirsiniz. Yok hayır, yine benimki de merak şeklinde gelişti. Ve hoşunuza gitti, paso dalmaya başladınız. Yani bir 40 dalış falan yaptım 40 toplam. Dalış. Peki moleküler biyolojiden sonra şu an mesleğiniz nedir? Şu anda IT'deyim. Neredesiniz? IT, yazılım. Ha. Peki bu arkadaşlarımıza bir öneriniz var mı? Yani şimdiden bırakın ya da... Ben 40. da anca anladım dediğiniz bir şey. Hani siz benim çektiklerimi çekmeyin falan gibisinden. Vallahi akademi ilginç bir dünya. Böyle biraz... Hani... Dalgıçlık, dalgıçlık. Sualtı akademisi diyor. Pardon. Vallahi çok usta çırak ilişkisi var dalış gibi aslında. Hani böyle birinin peşinden gitme, öğrenme falan açısından. Hani... Lisanstayken güzel böyle 4 sene falan ama sonra şeye geçince böyle yükseğe falan geçip de o hocalarla fazla bir arada kalmaya başlayınca işim bozuluyor. Hocalar şey diyor mu, sen okulda kal çok iyi bir öğrencisin, sana ben bütün istediğim şeyleri yaptırırım. Yazdırayım. Aynen öyle, bir de denetim menetim de çok yok yani böyle Andaryalı tam usta çırak yani sanayide. Yani o zaman yol yakınken İdil Hanım iki bölümü birden bırakıp başka bir iki bölüme geçsin mesela. Değil mi? Üçüncü bölüm de vardı diyordun, neydi o?
İnsan kaynakları bir yönetimi su altında yardımcı olan bir başka bölüm. Peki efendim siz aday mısınız? Sizin masanızda aday kim? Vallahi. Bak yine mıhlamışız. Şu an ilan ettim. Öyle oldu. Şu an itibariyle. Otomatik bir aday ilanı oldu. Var mı Cenk'ciğim senin sorun? Buyurun efendim adayımıza geçelim o zaman. Çünkü adaylığını kurallarımız gereği adaylığını ilan etmeyen dostumuzla çok da şey yapamıyoruz biliyorsunuz. Peki. Murat Atasoy. İlk defa bu gösterinizi seyrediyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama adayım. İddialıyım. İdeal bir seyirci misinizdir? Mesela su altına aslında dalanlar bence ideal seyirciler. Çünkü konuşamazlar, edemezler. Mecburen bir şeyleri seyredecekler. Hele de kıdemsizse kıdemli olanı seyretmek zorunda diyorsunuz değil mi? Benim en sevdiğim işaret şeydi şu. Seni gebertirim. Boğacağım. Oksijenim bitti. Niye bunu çok seviyordunuz? Yani oh be çıkıyoruz diye yani. Çok saçma değil mi? Ya, oksijenim bitti. Çok... yani evet gerçekten de saçma. Zaten anlaşılır bitse değil mi? Hayır zaten suyun altına gitmeyi istemek saçma. O ayrı bir konu ama hani buna zevk diyelim. Başka hareketler var mıydı öyle demin almadığımız hareketlerden? Vallahi bir kere maskemin basıncı çok sıkışmıştı. Şöyle bir hareket yapmıştım yani maske suratımı basıyor gibi. Vantuzlamasyon dediğimiz hareket. Su altında da maske zorunluluğu var mı? Yani sizin karşılaştığınız böyle bir ölümcül dostlarımız oldu mu? 40 dalış daha büyük bir şey. Ölmek üzere olan bir lüfer mesela. Ölümcül. Vallahi şey olmuştu. Çanakkale'de dalarken bir yengeç geldi elime. Ama kendisi sonra... mi geldi? Evcil yengeç. Aa el dur gideyim. Ya böyle şeyin kumun üzerinde buldum. Tuttum kaldırdım. Bir anda böyle şey hani filmlerde olur ya böyle yok olur böyle parçalanır. Öyle bir şey oldu. Meğer ölüymüş ve böyle dağıldı. Moleküllerine ayrıldı. Aynen öyle. Yani moleküler biyolojicisiniz sonuçta normal bir şey. Biraz şaşırmıştım. Müren de gördüm şeyini. Böyle mağarada saklanan. Saldırıya uğradınız mı? Yok hayır. Zaten Çanakkale'de suyun altında ne saldıracak hani? Buyurun. Bir saniye sorunuzu aklınızda tutun. Tutun. 3, 2. Buyurun. Damak bir spor diyorlar ya, kilo verdiriyor mu? Eğer sporsa kilo verdirmesi lazım. Yani, prensibine yol açtınız. Evet. Dalış bir spor mudur? Değildir. Tüplü dalış spor değildir. Eğlencedir. Peki. Tüpsüz dalış spordur. Serbest dalış. Nefes nasıl alarak, sıkıcı? Mesela diyelim ki cyber security denen bir bölümdesiniz. Kalıp yukarıya çıkmak. Ne yapıyorsunuz orada? Spor sayılıyor ve ciddi bir spor. Peki benim yanınızdaki bey, ben adayım diyordum. Keşke olsaydım diyorsun. Yok, kendisini ben aday ilan ettim. Yani siz aslında onu gösterdiniz. Evet, onu işaret nasıl ederek. Şimdiye kadar iyi bir performansı var. Ya daha güzel bir şey yazayım diyemiyorum. Yani mesela bizim değerli seyircimiz olması için mesela bizi biliyor mu kendisi? Çevirin başka bir şey yazın. Kendisi sizi biliyor, tanıyor ama hiç canlı olarak izlememiş. İdeal seyirciniz olabilir. Yani if aç sizin parantez, I am going to drink tea, kapa parantez gibisinden böyle şeyler de yazabilirsiniz. Ki muhtemelen sıkılınca yazıyorsunuzdur. Yazılımcıyım. Evet. Ne yazıyorsunuz? Python mu? Yok, Python değil. Swift. Java. Java. Biraz eski. Evet, Kotlin. Beğenmedim dikkat ederseniz. Evet. Biliyorsunuz siz de. Az bilirim. Cenk eski bir yazılımcıdır değil mi Cenk'ciğim? Yazılımı ben keşfettim evet. Yani yazılımlı olması gerektiği hususu. Peki efendim teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Peki efendim size gelelim mi? Hanımefendi sanki merhaba. Aday seçilmiş gibi böyle bir ürkünç bence bir bakışlar aday yanımda ama sergilediniz. Seçtiniz mi? Doğuştan aday diyorsunuz. Bence direkt Sertin abi aday. Sizi yıllardır izliyor. Biz aynı ofiste çalışıyoruz. Sürekli sizi açıyor. Sürekli grup vitamin açıyor. Yani daha ideal bir seyirci. Düşün. Ver şu mikrofonu dedi size. Evet bir tane. Bu hareketi doğru bir ideal seyirci. Ver onu anlaşıldı sen gibisinden. Yok düşünün ben bir sürü kişiyle gelebilirdim. Tuğba'yı seçtim. Niye? İdeal bir seyirci gerçekten. Ben değil benim yerime Tuğba seçilsin dediniz. Sizin isminiz neydi? Saadettin. Saadettin Bey. Mikrofonu peki, biraz daha yakın tutabilme öyle ihtimaliniz var mı? Evet. Var. Ya da siz de yaklaşabilirsiniz. İlla onu kaldıramıyorum buraya kadar. Ya şöyle durun. O da mantıklı. Evet
Bizim adayımız Tuğba. Tuğba Hanım, Tuğba Hanım. Merhaba tekrar. Siz bizim adaylarla konuşmuyoruz farkındayız hani. Evet. Yandaki. Hepsi aday seçenlerle konuşuyor. Beni yaktı yani resmen şu an. Kendisi biraz. Neden ideal seyirci değil misinizdir normal hayatta? Saatin abiye göre hiç değilim yani. Hani ben o usta, ben onun çırağıyım. Siz öyle düşünün. Nasıl o görüyorsun? İdeal. Ofiste ne işle uğraşmaktasınız? Biz reklamcılık yapıyoruz. Hı hı. Patronum kendisi aynı siz... zamanda. Siz senior ve junior. Ha, aynen yani, öyle. Bari ideal seyirci seçil de hadi. Kullanarak sen evet, sen şu an aday falan gibisinden evet. Baskı kurdunuz. Senior seçiliyor şu anda yani. Sen gerçekten öyle bir şey yaşarsan sen ileride bakalım senior olursun. O döve döve yapar zaten. Öyle bir baskısı da var kendisine. Yani özellikle mi Tuğba Hanım? Tuğba, seninle bu akşam ideal seyirciye gideceğiz. İdeal bir seyirci kendisi, o yüzden Tuğba'yı seçtim. Siz bunu gözlemlediniz mi? Evet evet, sürekli gözlemliyorum. Nasıl, neyi seyrediyor? Yani artık boş, o sizin şeyiniz değil, sinyarınız falan değil yani. Boş boş bakıyor. Evet, öyle boş biri. Boş her şeyi izleyebiliyor. Ne izlediğinin kendi de farkında değil. Herhangi bir şey olursa, ya bak böyle oldu falan derse hemen bizi arıyorsunuz, biz çözüyoruz o işi. Sanırım size son kıyağı buraya getirmek oldu Tuba. Bence şöyle bir şey olması lazım. Cenk, Erdem ve Saadettin. O kadar. Ben çok iddialıyım bu konuda. O zaman V yerine Saadettin'i alalım yani. Zaten bir tane V'ye arıyorum. Ve ben olayım. Yapacak bir şey yok diyor. Peki buyurun efendim, size geçelim. Merhabalar, bizim ideal seyirci adayımız Ferhat. Kim? Ferhat. Ferhat. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden aday siz oldunuz? Siz kendiniz mi istediniz, hanımefendi mi seçti? Hanımefendi seçti gibi oldu. Aslında ben de biraz istedim. Yani... İkimizin arasında sizin fanınız olan daha çok benim. Aslında izleyici olarak o daha profesyonel bir izleyici ama. Teşekkür ederim. Çok doğru bir karar. Yıllardır zaten. Rezalet bir karar. Yanlış anlaşılan bir şey var maalesef. Tebrik ediyorum şimdiden. Neymiş o? Kendisi kazandı. Evet, buyurun. İsmi Ferhat. 35 yaşındayım. İzmirliyim. Fotoğrafçıyım. İzmir'in neresi? İzmir Karşıyaka. Wow, hemşeriyiz hem de. Evet. Karşıyaka'nın neresi? Karşıyaka'nın Bostanlı semtindenim. Oo, görüşmüşüz. Nerede postaneden çıkınca sağdan ikinci postanenin bir arka sokağında oturdum. 10 sene, 12 sene falan orada oturdum. Burada mı yaşıyorsunuz şu an? Buradayım. Yani bir 17 senedir İstanbul'dayım. Ama dönmenin derdindeyim yani hala. Niye? Sıkıldım artık İstanbul'dan. Ya İzmir'de sıkılmadınız, burada sıkıldınız. Ya burada daha çok sıkıldım. Bir de eşim de İzmirli. Eşim hani 3 yıldır burada benimle yaşıyor. Hani beraber tekrar dönme gibi bir planımız var. Bu önümüzdeki sene inşallah gerçekleştireceğiz o planı da. Gideceksiniz. Evet. Peki, hayırlısı uğurlusu. İnşallah. Neden siz hanımefendiyi seyirci ilan ettiniz? Siz ne oluyorsunuz o durumda? Hayır, ben Ferhat seyirci ilan ettim. Yok, siz öyle ettiniz de aslında o daha iyi izleyicidir dedi ya Ferhat. Ya o daha iyi izleyicidir. Mesela siz filmde falan katılımcı benim... mısınız yani? Onu ben biraz daha katılımcıyım. Biraz daha background'da kalan bir insanım. Ya o mesela bir film izlerken bile çok böyle konsantredir. Ben o kadar değilim ya. Benim konsantrem çok çabuk dağılır. Fotoğraf çekerken bir anda ay buraya mı çekiyordum falan gibi şeyler gibi. Bir tek fotoğrafta olmuyor zaten. O mesleği yapmamın sebebi de o zaten. Yani. O çünkü anı yakalıyorum bari, hiç olmazsa 50 saat. Çünkü aynen. Video çekmeye kalksanız bakın 50 saattir çekiyor adam. Aynen, mesela ben sıkılmıştım çoktan mesela şu an. Değişmişti benim için. Ama fotoğrafta da bayağı bir hazırlık, hep aynı yere bak, yok dur ay olmadı şunu çek, bunu çek, ışığı evet, koy falan. Aynen, biraz o da vakit. Ama işte dediğim gibi sevdiğim için çok fazla beni çok şey yapmıyor yani, hani konsantremi en uzun süre orada yakalayabiliyorum. En sevdiğiniz lens? En sevdiğim lens? Ya ben geniş açıları biraz severim. Niye? Balık gözü dediğimiz. Hafif olurlar. Çok o kadar değil küçük. Belki ama hani böyle 16-35 civarları. Hayır, şeye deniz biyolojisine bağladım da o yüzden. Ha evet, belki oradan olabilirim. Siz böyle yani meslek olarak bunu yapıyorsunuz da normalde de böyle elinizde fotoğraf makinesi gezmeyi sever misiniz? Çok değil aslında yani. En niye? Başlardan baydınız çok artık. Biraz baydım evet. Hani çok fazla mesleki olarak da zaten çok fazla yaptığım için onun dışındaki günlük yaşamımda çok öyle hani Japon turist tarzında böyle boynumda makineyle gezmiyorum yani. Ürün fotoğrafı falan çektiniz mi? O başlarda çok çektim. Sonra o da çok sıkıcı olduğu için bıraktım. Hep aynı yani ürünü çok... çektiyseniz sıkar. Yani aslında hep aynı üründen ziyade hep aynı benzer teknikler ürün olduğu için şey çok fazla softbox'a şey koy, yani. Çek. Çünkü evet. Ürüne hadi bir koş bakayım şimdi diyemiyorsunuz. Diyemiyoruz. Aynı. Zaten yere ben... atarsın, düşerken çekersin. Ağız kırılıyor falan der. Bu arada onların bütün detaylarını bu Instagram'da falan veriyorlar. Bak bunu böyle yaptık aslında. Bunu böyle atar gibi yaptık, böyle yaptık. Onlar da... Var evet, çok fazla örnek var ama çok fazla da teknik var yani. O sence 50 tane teknikten belki bir tanesi, iki tanesi. Çünkü mesela yani. Onu atıyorsun mesela, ürünü yere düşerken çekiyorsun ama flu çıkmış. Bir daha mı çekiyorsun?
çekiyorsun. Bir daha tabii bir daha çekiliyor. Yani. Bazı çekimler peki, çok deneniyor. Bu bir kare çıkıyor en sonunda. Instagram'da, YouTube'da falan böyle şeyler var ya Cenk'in söylediği gibi yani insanlara öğretme, teknik öğretme şey. Onlar evet. Orada her şeyi öğretiyorlar mı yoksa yok, her asıl şeyi öğretmiyorlar. Şeyi öğretmiyorlar mı bilerek? Asıl önemlisinden ziyade o aslında gösterdiği teknik tam o koşullara uygun olan bir teknik aslında. Yani hani onun da aslında öncesinde bir oluşum var. Yani orada basitmiş gibi gösteriyor aslında biraz size ama o kadar kolay olmuyor yani. Hani aynı ürünü, aynı durumu ben mesela size versem belki aynısı şeyi sonucu alamayabilirsiniz. Bir kadar siz aynı tepkiyi verdik. Aynı fark ettim. Aynı sonucu aynı alamadık ürün, ama aynı. Aynı ürün ve aynı tepki. Peki meslek hastalığınız var mı? Yani her baktığınız yerde bir kare içerisinde görmek, çerçeve kurmak ya falan. Ya var evet. Yani biraz işte var. Dur ya. Öyle dur öyle kal. Bir dakika fotoğraf makinesi alıyorum falan var, diye koşup var çektiniz. Yaptığım var yani. Hani. Ama genelde güzel bir sonuçlar çıktığı için memnun yok, kalan insanlar çok oluyor. Ben fotoğraf çekmek için demedim. Mesela ha. Şöyle rahatça bir manzara seyredeceksiniz. Bir türlü onun rahatlığını yaşayamayıp hep böyle etrafında var. Bir çerçeve kurma. Evet aynen şeysi. O kafada hep onu bir şey vardır yani. Fotoğraf çıktı zaten fotoğrafı önce kafada çekeceksiniz diye bir tabiri vardır. Hani o kareyi önce böyle kafada canlandırıp ondan sonra aslında onu gerçeğe dönüştürmek güzel sonuç verir. Doğru yani mu? Yani aslında şuradan evet, bir printerimiz yani. Olsa aslında makine aynen öyle aslında gerekiyor. Makine olmadan da direkt zihinden çıkartılabilir. Bir gece peki. Konuştum bir çok güzel yani. Evet yani kafada çekmek deyince sen printer'ı buraya yerleştirdin. Kafada derken onu demiyor. Ben de dekorasyonda uzmanım ne yapayım. Evet. Peki teşekkür. Ya şöyle şunu da sorayım. Böyle şunun bir türlü bu kadar bu mesleği yaptık şunun fotoğrafını çekemedik ya da şu fotoğrafı düzgün çekemedim hayalim falan dediğiniz böyle bir şey var mı? Hmm, yani. Ay falan gibi böyle. Mesela. Yok o şey demedim ama mesela ben aslında fotoğrafçılıkta çok mesela insanla çalışmayı çok sevmiyorum biraz daha. Yani nesnelerle çalışmayı seviyorum. Onlarla biraz daha yönetilebilir oluyor. Bir insanla çalışmak çok zor oluyor. Laf anlatamıyorsun diyorsun. Yani evet sonuçta. Sokaklarda gezip hani o esnada denize bakan birini sinsizi çekenler oluyor. Siz onlardan değilsiniz. Yok değilim. Onu çok başlangıçlarda yaptım da sonradan biraz daha profesyonelliğe geçince çok o kısımları öyle şey yapanlar yani. İzin alıyorlar mı? Yani mesela amca bak sen şimdi burada ağ örüyorsun. Balık ağı falan. Ben İzin alan da oluyor. Eğer fark ettirmeden de çekebiliyorsanız çekebilirsiniz. Dayak ama yiyen oluyor mu? Ya, olmuştur. Yani sanırım dayak yediğiniz oldu mu diye sormaya çalıştım. Hayır. Ben çok başlarda birkaç kere öyle yaparken hani beni mi çektin falan diye böyle yanıma gelenler oldu. Hani evet. Dedin, olur çok mu canım ben kız kulesini çekiyorum. Ben de aynı tepkiyi verdim zaten. Yok hani sizin tarafınızda ama siz değildiniz. Arkadaki bir nesneyi çektim gibi falan hemen geçiştiriyorsunuz. Ama işte bunun yasal bir şey var mı mesela siz onu yayınlasanız? Olabilir de çok uğraşması lazım yani bence o kişi de bunun kimse peşine düşeceğini hatta sanmıyorum hatta hoşuna yani. Bile gider hey yavrum bana poz vermişim. Belki de aynen hoşuna bile gidebilir evet. Peki siz de fotoğrafla ilgileniyor musunuz? Yok ilgilenmiyorum niye? Ben İngilizce öğretmeniyim. Ha İngilizce öğretmenisiniz. O yayınlamayı ilgileniyor. Aynen. Photoshop seviyoruz Instagram'da filse. O normal ona fotoğrafçılık deniyor mu bilmiyorum Ferhat Bey'e soralım. Yok, retouch metal. Belki retouch olabilir. Ama daha iyiyimdir Photoshop'ta kendisinden. Kendisini çekiyor. İddia ediyorum. Ama ayrı şeyler oldu artık yani retouchçıyla efendim fotoğrafçı tabii ayrılıyor. Kendisinin çektiği fotoğrafları retuşladığınız oluyor mu? Vallahi bir ara böyle bir iş bölümü konuştuk aslında. Ben iş anlamında ondan biraz daha hırslıyım. Acaba böyle bir şeye girsek mi diye. Sonra kaldı ona da üşendik. Sonra İngilizce daha kolay geldi diyorsunuz. Öğret geç aynı teknikler diye. Ona da üşendik dediniz. Peki İzmir'e dönmeye üşenecek misiniz? Yok hayır. Sadece biraz daha para kazanmamız lazım. Siz de mi lazım. Karşı yakalısınız? Yok biz Bornovalıyız. Bornova. Hmm. Peki nerede öğretmensiniz? Bahçeşehir Üniversitesi'ndeydim hazırlık okulunda. Şimdi biraz freelance dışarıdan şirket derslerine gidiyorum. Daha iyi oluyor. Okulda çalışmıyorsunuz. Daha özgürsünüz böyle bu şekilde. Yani evet biraz şirketlere gitmek aynen daha iyi kazandırıyor. Ne dedi kulağınıza bir şey söyledi. Mikrofon olmadığı için duymadık. Yok koşulları daha iyi. Ha koşullar. Çok ekonomik durumumuzu şey yapmaz falan gibi bir uyarı gelebilir. Peki efendim o halde buradaki bu masadaki ideal seyirciyi sen tespit etmişsindir diye düşünüyorum Cenk. Ben ama aday zaten belli olduğu için biz kural gereği aday olmayan kişiyi seçemiyoruz. Niye? Ben seçebilirim. Öyle ya ben mi? Şimdi seçsem. Hmm. Hayır ben aday değildim falan diye mızıkışabilecekler mi? Mızıkabilir. Allah Allah. Hakkı var en azından. Hakkı var ama biz kabul eder miyiz? Etmek zorunda mıyız? Etmek zorundayız. Öyle bir kural mı var? Neyse Ferhat Bey kusura bakmayın. mecburen siz geleceksiniz. Evet buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
Ayağa kalkalım. Tamam, öyle yapalım. İkinci sırada oturmanın şey handikapları. Enteresan oldu. Evet. Okey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi vallahi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ne yapalım ya? Sağ olasın. Sağ. İsminiz nedir efendim? İyi. İsmim Vedit. Efendim? Vedit. 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 Aynen, Vanlı. Vedit. Türkçe mi? Farsça teknik olarak. Farsça manası? Ya yani ilk kez duyuyorum böyle bir isim. Vedat'ın çekilmiş haliymiş. İşte ne? Çoğul Vedat. Yok. Vedat yani... çekilince ortaya arkadaki Vedit çıkıyordu. Yani iki Vedat, Eko Ustu, Vedit gibisinden. Aynen. Şey yani aslında sevgiye sahip olan demekmiş. Neye sahip olan? Sevgiye sahip anladım. Olan. Anladım. Farsça değil o, Arapça. Vedut'tan geliyor. Peki. Peki efendim, ne iş yapıyorsunuz? Ya ben de yazılım işiyle uğraşıyorum. Yani böyle hayda. Aynen, gerçek bir hayda yani. Arka taraftakiler zaten şey yaptı. Siz de sıkıcı mı buluyorsunuz? Yok, ben daha çok aslında böyle insanlarla konuşmamak için o işe girmiştim de şu anda artık yazılım bile yapmıyorum. İnsanlarla konuşuyorum aslında işin. Şu anda mı söylüyorsunuz? Yani şu anda da öyle ama aslında hani... ilk yazılım öyle çıkmıştır yani. Bir takım lüks lokallerde yazılım yapmak suretiyle bir takım ilişkiler başlar falan ya. Yani. Yazılımın bir diğer anlamını cümlede kullanacak. Evet, yazılımcıyım. Aslında budur. Yazılıyoruz yani. Peki, siz kendi şirketiniz, kendi işiniz mi yapıyorsunuz yoksa? Aynen o tarz, böyle o tarz. Şey, aynen altyapı. Siz ne yazıyorsunuz? Mesela Cenk çok iyi yazılımcı olduğu için hemen anlayacaktır. Bir iki trik bir şey söylerseniz. Yani işte şey, altyapı, cloud, işte o böyle Yıldırım Bey'in söylediği işte şey karmakarışık. Yazılımcı değil. Aynen. Aynen dedi ve kabul etti kendisi. Aynen, şimdi karıştırmayalım oraları. Uzun tamam, yani tamam. Bilgisayarcıyız, öyle diyelim. Bilgisayar işleri. Ha işte yazıcı olun da hani CD var. CD var. Peki evet. Efendim. Sizin masanın adayı siz miydinizdi? Misiniz? Yani bence bizim masanın adayı yok, yani ben değilim. Yani ben çünkü. Aa, ne kadar hani... güzel, bakın demokratik bir ortamda da şu an herkesin içinde aday belirleyecekler. Yok yani evet. bence açık konuşmak gerekirse. Evet, şu adayınızı bir an evvel belirleyin de. Ya şimdi yani. Şimdi akşamları evde YouTube'da Cenk Erdem açan ben değilim. Yani o yüzden doğal bir aday o zaman. Siz kabul ediyor musunuz yani aday olmayı? Kabul edebilirim. Yani siz kendinizi öyle görüyorsunuz. Mikrofona yaklaşabilir misiniz? Tamam, yaklaşıyorum. Ama mimik yaparken mikrofona yaklaşmanız gerekiyor. Falan hani mikrofonsuz böbür da olabilir. Böbür atabilirim hemen. Buyurun. Evet, başarılı bir böbür yani, tebrik oldu. Ediyorum. Şimdiye kadar gördüklerimizin en iyileri, ilk ona girersiniz. Harika. Böbürde tamam, tebrik süper. Ediyorum. Çalıştınız mı? Yani aynada böbür atar mısınız? Arada böbür atmıyorum ama hani sizi görünce atasım geldi. E tabi haliyle. Yalnızsınız. İsminiz nedir? Sizle beraber de atabilirim. Beraber böbür şey resitali diyorsunuz. İsminiz? İsmim Cansın. Cansın Gürler. Moda tasarımcısıyım. Böyle. Moda tasarımcılığını yapıyorsunuz bilfiil. Yapıyorum. Şu an bir şirkette çalışıyorum. Kadın giyim. Çizimler yapıyoruz. Vesaireler mi yoksa? Çizim, üretim, PR'ı, her şeyi. PR. Ha, armut. Peki armut bu yapıyorum. Neden bütün pantolonlar artık böyle dar paça, streç gibi? Bunun sebebi siz misiniz? Erkekler için soruyorum. Şu an dar paça pantolon giymek çok korkunç bir şey. Çok. Yani giyilmese daha iyi olur. Biraz ama yani siz fitler. Öyle çiziyorsunuz da giyiyor millet. Yani hayır, kadınlar için gidiyor... mi dediniz? Hayır, erkekler için. Erkekler için. Erkekler için biraz daha regular olabilir. Yani sizin de fikriniz. Peki bu hiç araştırıyor musunuz? Ya erkeklerdeki bu dar paçayı getiren hangi arkadaş falan diye böyle meslektaşlarınızdan. Yani tam bilemiyorum. Yani böyle bir onunla ilgili yorumum. Siz de rahatsız oluyor musunuz yani bu şeyden? Yok, çok fazla olmuyorum. Çok da değil. Yani, siz de olsa ben de çizerdim, öyle bir şey çizebilirdim diyorsunuz. İşte kimin giydiğine bağlı. Mesela ben giyiyorum, Cenk giyiyor diyelim ki. Ama ben ne giysem harika olduğu için. Doğru pantolonları seçmişsiniz golf. Bence. Golf. Golf paça. Peki en son çizdiğiniz şeyden şöyle bir bize anlatabilir misiniz? Şu an bir denim koleksiyonu, yani koleksiyonumuzun bir denim bölümü olacak. Onunla deneme ilgili bir kabini denim, gibi. Denim. Denimi kabili. Denim. Evet. Onun toplantısı var 2 gün sonra işte. Bir 10-15 tane model çizdim. Onların üretimiyle ilgili bir toplantıya gireceğiz. Ne yani şey mi? İşte tişört mü, bluz mu nedir? Yok denim. Kot pantolon. Sadece kot. İşte kot elbise. Ya aslında kot
demek çok şey değil. Kot sadece pantolon. Denim diyebiliriz. O çok sık denim kullandığımız bir kelime. Demin dedik onu ama. Kot zaten bu denimi Türkiye'ye getiren adamın soyadı. Evet. İşte o yüzden kot deniyor. Senin çok iyi bildiğin bir şeye çarptık sana. Evet, kotun öyle bir kişinin soyadı olduğunu biliyordum zaten. Evet. Öyle bir şey var ama. Muhteşem kot. Cengiz Kot. Aslında denim. Denim denmesi gerekirken kot mu denmiş? Türkiye'de kot deniyor. Ne denmesi gerekirdi? Denim. Allah'tan kot denmiş. Ya normalde pamuk uzun. Ha ya jean falan da denmemeliydi, denim denmeliydi. Yani jean ile denim arasında nasıl bir fark var? Jean pantolonun aslında kesiminin yani denim de adı. Kumaşın türü. Denim kumaşın türü. Ya yani bana sorarsanız keten, koton, kütün denebilirdi. Yani güzel bir dizim olurdu gibisinden. Ya bizim markamızda da sadece doğal elyaf kullanılıyor. İşte elyaf mı? Pantolda elyaf mı var? Yani pantol. Şey, ipliğin şeyine elyaf deniyor. Ben pantol derim de. Çekim moda anlayışını gördünüz. Pantolu giyen mi? Elyaf oluyor mu bu kotlarda filan? Elyaf işte o ham maddesi. Elyaf, doğal elyaf ya da işte şey. Doğal elyaf. Evet. Elyaf ya dediğimiz zaten elyaf. Lifler demek biliyorum. Evet evet. Lif'in çoğulu Vedit'in. Tekili. Vedat'ın Vedat'ın çekilmiş hali. Peki efendim, o halde normalde burada ideal seyirci, yani bu kadar her masanın bir adayı var. Bu adaylar içerisinden kendinizi sıyırıp da sahnede görebiliyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Güven, böyle özgüven. Şey yani neden mesela bizim şu an 4. programda hiçbir izleyicimiz çıkıp da ben ideal seyirciyim çünkü şöyle şöyle falan gibi cav anlatmıyor, affedersiniz. Gerçekten Hulusi Keltmen gibi konuşuyor. Ben pandemide alıştım sizi izlemeye. Bayağı böyle hamur yoğururken evde böyle çok ekmek falan yapıyorduk ya o ara. Çok fazla yemek yaptım. Ve sürekli sizi dinliyordum. Eğleniyordum da çok. Şimdi Fırat'ta da izliyoruz. Dün akşam mesela sabah kaça kadar çalıştım? 7-7'ye pardon, Fırat kadar... mı dediniz? Fırat da diyorum ben arada. Vedit ya da Fırat Vedit, zaten. Vedit. Süleyman ya de öyle, ya öyle. İkisini değişmeli kullanıyorum. Vedit de diyorum, Fırat arada bir da değiştirmek diyorum. Yani isimsel olarak güzel olabilir tabii. O size ne diyor? Yani arada başka şeyler söylüyor mu? Yo, Johnson diyor. Johnson. Hiç iyi ki göz yaşartmıyorsun filan dediğiniz oluyor mu bu tarz? Soğuk bir hava esnedi. Peki Cansın Hanım ve Osman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani biz istediğimizi söyleyebiliyormuşuz. Öyle bir özelliğiniz var. Sağ olun efendim. Buyurun efendim, yan tarafa geçelim isterseniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizin heyecan sizin var mı? Biraz var. Nereden anlayalım? Yani hiç fark ettirmiyorsunuz. Fark ettirmez misiniz heyecanı? Söylememden belki. Söylüyorum biraz ya daha var. Ne yapayım diyorsunuz. Biraz var aynen. Peki biraz bekleyelim mi? Geçer mi? Yoksa böyle devam eder misiniz? Bence böyle devam ederim. Devam edersiniz. Peki buyurun. 3 yıldır İstanbul'dayım. 3 yıldır İstanbul'daydım derken zaten bir heyecan biletisini aldık. Daha önce neredeydiniz? Daha önce Kilis'teydim. Mersin'de okudum. Adana'da doğdum falan. Niye böyle? Arkeologsunuz. Doktorum yok. Doğuştan doktorum. Arkeolog diyorsunuz. Mersin'de okudum, tıp fakültesinde. Biraz daha yaklaştırabilir misiniz? Evet. Tabii. Mersin'de okudum, Kilis'te ilk doktorluğumu yaptım. Sonra İstanbul'a geldim. Kadın doğum asistanlığı yapıyorum burada. Kardeşimle geldim. Kardeşiniz... Erdem Bey'in şimdi. sizi bayağıdır takip ediyorum uzun yıllardır. Mersin'den beri. Biraz da siz sorun da... siz sorun ben cevaplayayım. Ben soracaktım aynen, sonra hani sormayayım dedim. Hani Erdem Bey'in derken bir rahatsızlığından bahsedeyim falan dedim. Sonra vazgeçtim. Nerede çalışıyorsunuz kadın doğum üzerine? Yani hastanede. Kadıköy'deyim. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Ha, hastanede çalışıyorsunuz. 3 yıldır oradayım. Peki bu görevinizden dolayı mı böyle çok dolaştınız yoksa zevk? Ya biraz da kilise bankada gidiyor. Çalışıyordu. İşte tayin oldu falan filan. Ben Mersin'de sonra okumaya gittim. Kilis'te ilk hizmetimi yaptım. Sonra buraya geldim. Bu şekilde biraz dolandık. Burada daha kalacak mısınız? Yani buradan 2 yıl daha buradayım hemen hemen. En azından 2 yıl sonra daha... bir daha mecbur hizmet oluyor bizde. Öyle mi? Evet. Neresi çıkarsa diyorsunuz. Gibi. Memnun musunuz böyle sürekli gezer bir... Seviyorum, hoşuma gitti. Hani bir yerden sonra artık... Artık daha fazla durmayalım dediğiniz zaman oluyor demek ki. Evet, evet yani artık 2-3 yıl sonra insan hani şey yapıyor, sıkılıyor yani artık biraz daha bir yere gideyim de... Sizin kendi seçiminiz oluyor mu? Ya şimdi biraz da Van'a mı gitsem falan... İstanbul'a böyle... öyle oldu hani... Hani dedim madem bu kadar dolaşıyorum biraz da İstanbul'a
gelim 2-3 yıl işte şey sınava giriyoruz vesaire şey yaptım burayı tercih ettim. Peki bu jinekoloji bazında şöyle denir yani hediyelere boğulurlar. Sağ ol. Ne konuda? Jinekoloji konusunda yani ya, çocuğum doğdu. Su böreği falan çok geliyor. Sağ ol kardeşim sana şöyle su böreği mi gönderiyorlar? Yani hastalar su böreği baklava. Genelde bu tarz hediyeler mi? Yani ne bileyim deri çanta falan gibi değil mi? Yok. Erkeğe çok deri çanta gelmiyor. Su böreği baklava daha çok geliyor. Bir hastam kitap seti getirdi. O çok hoşuma gitmiş. Ne getirdi? Şey. Ne seti dediniz? Ben kitap anlamadım. Seti. Ha, kitap seti getirdi. En şeyi oydu yani. Kitap seti ne demek? Yani basıyorsunuz kitapları mı okuyorsunuz? 15-20 tane aynı yazarın kitabında. Her türlü kitap okuyabiliyor. 3 tane şeyi var mesela. Aa kitap seti. Aynı yazarın kitaplarından böyle bayağı bir getirmişti. Sevdiğiniz yazarlar mı diye, bilerek mi getirdi? Yoksa yani kendisi... Yok öyle rastgele getirdi ben öyle tahmin ediyorum. Ve siz beğendiniz. Yani aynen. Diğer doktorlar kıskanmıyor mu yani size kitap seti geliyor, işte su böreği geliyor, baklava geliyor. Ona falan yaptığınız oluyor mu? Burada oturuyorlar. İş arkadaşlarım iki kişi de. Çok siz hastanede toplam 4 doktor musunuz? 3'ü buraya geldik hani bir 19-20 kişi varız. 3'ümüz buraya geldik bugün. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kardeşiniz ne iş yapıyor? Kardeşim endüstri mühendisliği okuyor burada Doğuş Üniversitesi'nde. Aa, o da burada öğrenci. Öğrenci aynen. Peki efendim o zaman aday mısınız? Kardeşim öyle ısrar etti. Siz... Ben ona da göstermek istedim ama sen ol dedi. Ama siz de biraz da isteklisiniz galiba ya. Sanki ben öyle... sizi bayağı da takip ediyorum o yüzden biraz yani var bir içten istek. İçten? Yok değil. İyiyimdir diyorsunuz. Bu işi kotaracağım. Peki. Sizi aynen şey yapıyorum, takip ediyorum. Kardeşinizle aranızda kaç yaş var efendim? 8. 8. Alabilir misiniz efendim mikrofonu? Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. İsminiz neydi efendim? Nazlı. Nazlı Hanım, abiniz size küçükken gerekli abilik derslerini verdi mi? Yani sen şimdi sehpa ol, ayaklarımı uzatacağım. bana tabii, şunu haliyle. Sucuk ekmek yap getir gibisinden. Haliyle tabii. Siz nasıl karşı cevap verdiniz? Yaptınız, getirdiniz tabii ki. Evet, ben biraz daha sakin bir çocuk olduğum için. İtaatkar bir kardeş. O zamanlar sakin yani, değil miydi? O değildi. Nasıl yani, bir eforik atarlı mıydı? Hani bir sene evlatlık aldık diye ağlattı, çok olmuştur o klişe. O çok şey bir şeydi yani, evet. Seni biz şeyde bulan. O yüzden mi acaba jinekoloji seçti? Ya yani kardeşimi çok üzdüm ve onun bir şekilde artık telafisini yapmam lazım. Hiç istemediğim bir alandı, en nefret ettiğim alandı. Zorla mı verdiler? Nasıl oluyor? Ya İstanbul Kadıköy hoşuma gitti, puanım da oraya tuttu. Dedim hani herkes yapıyor, ben siz de yaparım. Siz aslında ne istiyordunuz? Ben aile hekimi uzmanı olmak istiyordum. Daha böyle bir rahat hayat, karavan alayım, gezeyim, tozayım gibi. Aile hekiminiz nerede? Şu an karavanda kilise gitmiş. Gibi, evet tam olabilecek bir şeymiş aslında. Aile yani çok bambaşka gidiyor. Bir hayattaydım. Şu an çok başka bir yerdeyim yani. Ama buna da alıştım. Memnunum. Şu artık karavan almayacak mısınız? Yani vaz mı geçtiniz? Şu anki doktor maaşlarıyla zor karavan. Aile hekimi olsaydınız onların maaşıyla alınıyor mu? Yok artık onlara da alınmıyor. Onunla da alınmıyor. Maalesef. İyi ki olmamışsınız bakın. Hem aile hekimi olacaksınız hem karavanınız olmayacak. Doğru, ben orta ikideyken jinekolog olmak istiyordum ama sebebim başkaydı. Sonra dediler ki saçmalıyorsun o yüzden vazgeçmiştim. Sizin efendim başka abinize söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Mesela o zamandan içinizde kalmış olan gibisinden. Yani yok bizim kardeşliğimiz biraz artık şeye döndü. Bayağı arkadaşlığa döndü. İyi ki var yani hayatımda. Kalk sucuk ekmeğini kendin yap falan gibisinden söylenenlerde bunları yok, biliyorsun. Artık yok iş bölümüne şey yaptık. Kavga da mı etmiyoruz? Yani kavgalar da küçükken mi oluyor? Büyüyünce böyle kavga olmuyor. Ben çok hiç hatırlamıyorum kavga ettiğimizi. Hayır küçüklüğümüzde tabii ki ettik ama hani belli bir yaştan bayağı sonra... Bayağı sarsalamış hatırlamıyorsunuz. Olabilir ama belli bir yaştan sonra hiç etmedik. Bir kere küçükken... O belli yaşı öğrenebilir miyim? Efendim? O belli bir yaş. Biliyor musunuz hangi yaş olduğunu? Belli ise biliyorsunuzdur. 15-16. Ben 15-16'yı bitirdikten sonra bir daha hiç olmadı herhalde. Size mesela mesaj attığında ne var lan falan diye cevap yazıyor musunuz? Normalde öyle evet, olması evet. lazım. Evet yani artık böyle gerçekten seviyesiz bir arkadaşlığa dönüştü bizimki. Her muhabbete girecek kadar. Neyse o peki, konuya biz o oraya girmeyelim. Oraya girmeyelim. Yani. Tamam. Peki efendim diğer doktor arkadaşlarımıza geçelim o zaman. Komşu doktorlara geçelim. Aday olana mı verdiniz mikrofonu? Neden siz almadınız? Evet. O konuşsun ben sonra konuşayım. Çok tekrar olacak ama şu an ya hani. Niye? Aynı şeyleri sizin söyleyeceksiniz. Yani, kadın doğum başka ne diyeceğiz? Değiliz evet kardeş değiliz. Siz de mi kadın doğum? Evet biz
beraber çalışıyoruz, iş arkadaşıyız. İlkokuldan sonra ilk defa mikrofon aldım elime. En son andımız okumuştum. Sesim tebrik böyle ederiz. Bayağı acayip patlatın geliyor kendime. Patlatın bir andımız isterseniz. Şimdi de okuyabilir misiniz? Okuyabilir mi isterseniz? Buyurun, buyurun. Ama tekrar edecekler mi arkamda? Hayır. Ona alışkınım. Etmeyecekler çünkü muhtemelen üçüncü cümlede yanlış Türk'üm. Söyleyeceksin. Türk'üm. Doğruyum. Falan gibi. Evet. Andımız bu muydu? Uzatarak okuyorduk ya o zaman ilkokulda. Evet, evet. Ama güzel bir his herhalde. Yani mikrofonu mu özlediniz, andımız okumayı mı? Hangisini? Sizi ben... özledim. İkisini de özledim. Sizi özledim. Valla görmek tekrar güzel böyle Allah buraya gelmek. Beraber çalışıyoruz dediniz. Aynı evet. Doğuma beraber mi? Yani 3 doktor evet şimdi hep birlikte doğuracağız falan. Tam, doğum var arkadaşlar gidiyoruz. Koşun. Tam öyle. Yani biz aynı sınavla geldik buraya. Eş kıdem olarak hani nitelendiriliyor aynı sınavla gelen insanlar. Hani bayağı yakınız o yüzden. Dediğiniz gibi aynı doğuma beraber giriyoruz. Peki, her yere beraber gidiyoruz. Peki ya bunun doğumuna ben girmeyeyim sen gir falan gibi bir durumlar yapıyoruz, oluyor mu? Yapıyoruz. Oluyor. Nasıl? Niye oluyor? İşte mesela hani hasta itelemek olarak. Hayır işte tamam. Bana neye sıkıntı... göre iteliyorsunuz? Yani bu cav 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 şimdi. Yani işte yakın olduğun için hani oluyor aramızda böyle sizin şeyler. Sizin işiniz var diye mi? Yoksa hani ya şimdi bu hastayı ben doğurtmayayım yani falan. Yani ben uğraşmak istemediğim için falan hani iş paslama gibi düşünün. Aranızda mesela böyle doğurtma tabirini kullanıyor musunuz? Yani ben kullandım da amiyane bir şey olabilir. Yani şu benim hastayı bildiğim, sen doğurt. Yani benim bildiğim başka bir kelime yok. İnşallah yoktur. Biz de öyle konuşuyoruz kendi aramızda. Siz de öyle konuşuyorsunuz. Peki bir doğumda mesela biriniz girseniz doğuma. Sorunsuz halleder misiniz mesela tek başınıza yoksa illa... Öyle olmasını umuyoruz. Her zaman öyle ama olmasını umuyoruz. Ama öyle girerlerse ebe olur o. Ebe diyoruz. Yani hayır yani mutlaka bir doktor fazla olmak zorunda mı yani yoksa... Yani biz ekip olarak eğitim araştırma hastanesinde çalışıyoruz. Hani her yere ekip olarak ha, gidiyoruz. Zaten yani öyle olması her zaman gerek. Bir sıkıntı olabilme ihtimali var. Onu da mecbur hizmete gittiğimizde doğuda tek başımıza kaldığımızda hani olmamasını umarak peki geçireceğiz günlerimize. Şeylerinizin branşlarınızın arasında böyle farklılıklar var mı ya? Ben doğumun şu bölümünde uzmanım, yani ben yok, bu bölümde. Yani şöyle evet. Varmış bakın yan, gördünüz mü? Doğru sormuşum. Ama yan dal yapılabiliyor da hani. Yan dal. Yan dal. Yan dal yapmak lazım. Yan dal güzel bir isim. Yan dal izim. İdil Hanım sizde de var. Yan dal. Ben yan dal yapıyorum. Peki evet. Benim sizin... adayınızla ilgili söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Ya ben aday olmasaydım keşke bugün gerçekten olmayın yanınızdakine modum, söyleyin biz yani göstermedik. Yani modum gerçekten bugün çok iyi değil yani böyle hasta olmaya çok yakınım. Ben haftalardır işte ideal seyirciye gidelim bakayım. Diye. A deyin. Aa. Bir şey yok. Yani haftalardır ideal seyirciye gidelim, ideal seyirci olacağım diye ortalarda dolanıyorum ama modumun çok düşük olduğu bir güne denk geldi. Yani sabah iyiydim ama... Şu ama an şu anda da iyisiniz yani modunuz o kadar düşük gibi gözükmüyor. Ya işte çabalıyorum. Sabah bayağı kötüydüm. Şu an güzel. Ama inşallah beni seçersiniz ki bu işte emeklerim. Ben biraz acındırma sezdim affedersiniz ya, yani. Yani Türkiye'de acındırmak her zaman işe yaramaz mı? Ajitasyon burada yaramaz. Ta Kadıköy'lerden kalktık buralara zaten geldik. Zaten sonunda inşallah beni seçersiniz falan yarın diye. Yarın sabah işe gideceğim. Yani. Bakın bir sürü şimdi siz öyle rakipler güçlü farkındayım. Acındırmalar, acitasyonlar arttı. Yani biraz Oğuz'u da konuşturabilir misiniz? Hani Oğuz pek konuşmaz. Kendisi konuşamıyor mu? Yok konuşamıyor. Gerçekten pek konuşmaz. Sizi konuşturabilmenizi umuyorum. Oğuz Bey. Hebele hebele. Bizden de hebele hebele efendim. Siz de mi kadın doğumdasınız? Ben de kadın doğumdayım evet. Adım Oğuzhan. Genelde konuşmayan birisi misiniz? Yani öyle tanınmışsınız. Evet ben standart bir seyirciyim. Mikrofonu i̇deal biraz seyirci, daha yaklaştırabilirsiniz. İdeal yani. Seyirci olduğu için Elif'e verdim. De. Normal seyirci olmadığınız zamanlarda böyle konuşkan bir durumunuz yok mu? Yok. Ben hep sakin dinleyici, dinleyici durumundayım. Niye? Seyircide. Tercih mi bu? Yani böyle bir tercih mi? Öyle şey... Direkt yalan söylüyor diye bir sataşma geldi size. Evet. Yani hadi şu doğuma sen gir. Olabilir ama aslında yani bilmiyorum. Ben gibi. Doğuma gibiyim. Ben yok, dinleyiciyim. Ben seyirciyim. Ben izleyeyim diyorum. Siz yapın hani. Allah Allah. İyi geçin. Öyle. Tamam ben izleyeyim diyorsanız ideal seyirci işte odur yani bizim aradığımız sizsiniz Oğuz Bey. Ama bunun standardı da olabilir bence. Herkes ideal olmak zorunda değil. Peki. İzlemeyi seviyorsunuz ama yine evet, de netçe evet. İtibariyle fazla katılımcı değilsiniz. Evet, bu arada onun standardı olmaz. İdeal olmak zorunda. Öyle mi? Onu da söyleyelim tabii. Olabilir. Size gelelim mi efendim? Merhabalar. Merhabalar. Ben direkt adayıma vereyim o zaman. Direkt adayınız. Evet. Direkt İdeal seyirci arıyorduk ama direkt adayı bulduk. Bu latifem tam da direğin önündeyken siz.
Merhaba. Pardon. Altu ismim. Altu Bey, hoş geldiniz. Evet. 33 yaşındayım. Animasyon işiyle uğraşıyorum. Çizgi film yapıyorum. Akıcı ve güzel bir Türkçeniz var. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. O zaman ederim. İyi bir seyircisiniz yani. Çizgi film seyrediyorsunuz habire gibisinden. Seyrediyorum evet. Bol bol. Ne seyrediyorsunuz en çok? Kendi yaptığı animasyonları. Eski Warner Bros. Çizgi filmlerini izliyorum genelde. Yani eski internetten açıp. Evet. Eski çizgi filmleri. Warner Bros. Çizgi filmlerini seyrediyorum genelde. Woody Woodpecker mesela. Mesela. Onları hala seyrediyor musunuz? Niye? Feyiz almak için mi? Adam böyle yapmış, ben de böyle yapayım. Yok, hoşuma gittiği için seyrediyorum. Onlar çok eski teknikler zaten. Artık kullanılmıyor. Kare kare çiziyorlardı. Evet, artık hiç yetenek gerektirmeyen animasyon aplikasyonumuz var diye reklamlar da veriyorlar. Siz onlardan mı kullanıyorsunuz? Yok, ben onlardan kullanmıyorum. Yetenek gerektirenlerden kullanıyorsunuz. Ben bir kare çiziyorum. Daha sonra yardımcı bir programda onu hareketlendiriyorum. Ha, o da bir başka yardımcı programda onu hareketlendiriyor, onu hareketlendiriyor. Size zaten bitmiş film geliyor. Evet. Senaryoyu siz mi yazıyorsunuz? Yok, hayır, ben yazmıyorum. Kim yazıyor? Senarist yazıyor. Kendi yazdığınız bir Metin senaryoyu çizmek, yazıyor. O hareketlendirmek falan ister misiniz? Yani böyle bir hayaliniz var mı? Çok isterdim ama bu şartlarda hiç vaktim yok maalesef. Çok sıkı çalışıyorsunuz. Evet. Niye? Millet habire şey mi, çizgi film mi yaptırıyor, anlamadım. Evet, yani. Bana biraz atıyor gibi geldi yani. Bence sallıyor yani. Yok, eğitim filmleri yapıyorum ben aslında, çizgi film olarak şirketlere. Zaten bütün çizgi filmlerin ufaktan yani. Eğitim filmi olması istenmiyor mu? Evet. Çocuklar izliyor sonuçta. Doodle evet. Maker falan var, onlar da direkt yapıyorlar zaten. Evet. Son ama niye size yaptırıyorlar? Yani bize... yaptırıyorlar. Tam doğru. yandaki masayı tanıyor musunuz? Tanımıyoruz. Niye yardım ister gibi baktınız? Bakmadım, yardım geldi. Peki efendim, ideal seyirci misiniz? Ben daha çok gözlemci gibi, şu dalgıç muhabbetindeki gözlemci oluyorum. Kafayı galiba. Sokarak gözleyenlerdensiniz. Evet, evet. Aynen. Peki, teşekkür ederiz efendim, sağ olunuz. Buyurun efendim, var siz. Ha, kaldı mı? Ha, evet, o masaya merhaba, geçmedim. Serhat ben. Merhabalar. Sizi tanıyalım efendim, evet. Serhat Bey. Siz aday mısınız? Aday ben sizi biraz geç keşfettim aslında bakarsanız. Base 42'de çıkmıştınız bir programda ve oradan arayı kapattığımı düşünüyorum. Bir daha bir seyirci olduğumu düşünüyorum. Açıkçası. Arayı nasıl kapattınız? Yani sürekli o eskileri falan izledim. Tekrarları da izledim. Peki Erdem amcanızın 1996'da Hür FM'deki bir programda 46. dakikada yaptığı espriyi söyler misiniz? Galiba söyleyemem. Hemen mikrofonu verebiliriz arkadaşımıza. Buyurun efendim. Merhaba. Serhat sizlere görsel olarak kapatmış ama önce bir işitsel dönem var ya onun dinlediğimiz yıllarca falan. İşitsel dönem. Cenk Erdem dönemleri. İşitsel ve görsel olarak ikiye ayırdınız. Siz işitselde mi başlamıştınız? Ben işitselde başladım. Benim de görsele Serhat gark etti diyeyim. Ben de hiç programı izlemedim. Birbirimizi tamamlamak için. Naim ben bu arada. Naim Bey, hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Endüstri mühendisiyim. Endüstri mühendisisiniz. Yani? Yani şu gofret kutusunu şöyle... Niye hiç hard case'de gofret yok? Gofret kutusu. Hard case'de neden gofret yok? Hmm, yani hep böyle yırtmak zorunda kalıyoruz. Halbuki şöyle çılaks diye açılmış. Böyle bir dima henüz düşünmediği için olabilir. Maliyet tabii değil mi? Büyük ihtimalle. Şu an yaptığınız iş mesela neyle alakalı? Şu an süreç ve proje... organize ediyorum, yönetiyorum. Yani söylediğiniz kelimelerin hiçbiri bence bir işe yaramaz. Şöyle, kurumsal şirketlerin daha kurumsal olması, daha verimli olması, hani takılan süreçlerin yazılı olması, yazıldığının yapılması, yapılanın yazılması falan gibi böyle. Takılan süreç derken sanırım proje yaptığınız kurumsallara süreç takıyorsunuz. Yani yılın süreç ödülü. Bir tane tam süreç taktım. Ne yapıyorsun ya, yine bir arkadaşın kurumsalı bitmişti de onun sürecini takıyor. Süreçler çok yükseldi ama artık gram süreç takabiliyoruz en fazla. Gram süreç, evet, güzel. Peki efendim, o halde şurada siz kaldınız galiba değil mi? Başka konuşmadığımız arkadaşımız, ben buradan ışıktan tam seçemedim. Evet, selamlar. Hoş geldiniz. Akın ben. Merhabalar Akın Bey. Sizin masanın adayı kim? Ben ve ben varız bugün. Arkadaşlarım gelecekti normalde ama biri müzikale gideceğim dedi. Biri amcamın doğum günü var dedi. Geçen ay da aynı şeyi söylemişti, amcamın doğum günü var diye. Çok arkadaşım aynı yok galiba. Aynı amcası mı acaba? Bir tane amcası var. Her ay doğum günü var diyor. Evet, ya da benim çok arkadaşım yok. Tabii tek amca olunca adamın da ne yapacak? Aynen. Her ay doğum günü kutlamak zorunda. Doğru.
Benim zaten bir rütbem var daha önceden. Hani ideal seyircilikle yürütebilir miyim bilmiyorum. Sizin engin bilgilerinize danışmak istedim. Mabıt Babıt Twitter kanalı bana daha önceden mareşallik mertebesini uygun görmüştü. Mareşal. İsminiz neydi pardon? Akın. Akın Bey. Hatırlıyor musun Cenk'cim? Akın hatırlamaz Mareşal. Hatırlamaz tabii ki. Akın Mareşal'i tabii ki hatırlıyorum. Akın Mareşal. Yani, tabii ki de. Yani ikisini aynı anda yürütebilir miyim? Birini yanda yapabilir miyim? Hani tam olarak bilemiyorum. Yani aslında birbirine engel bir şey değil. Yani sonuçta Mareşal olarak da gidip bir şey şu an mesela izliyorsunuz. O zaman da ideal bir ideal seyirci hem de Mareşal daha bile belki iyi olabilir. Tabii yeni bir apalite hiç hayırdır. Hangi şeyle ne yaparak kazanmışsınız Mareşalliği? Ben sizi övmüştüm galiba. He. Tamam. Bayağı böyle. Tamam. Bayağı böyle övmüştüm yani. Hak etmişsiniz ama yani. Evet evet. Nasıl övdüğünüzü hatırlıyor musunuz? Ben bugün bunları bir gün bunları bir öv, bir öv diyorum. Ya içimden geldi bir de bayağı hani 90'lardan beri hani kaliteyi hiç değiştirmeyen şey demişler. Yani Nokia'nın gündemden yani Nokia'nın artık çok fazla satmaması, sulu göz sakızların kaliteyi bozması ile beraber 90'lardan bugüne kaliteyi bozmayan tek şey çavuşa doğru gidiyorsunuz yavaş. Tamam işte sulu göz sakızların bozması, Nokia'nın artık satmaması ile beraber 90'lardan bugüne kaliteyi bozmayan tek şey Cenk ve Erdem demiştim hani. Evet. Oradan da ama yani bir kez daha Mareşal alkışı geldi evet. Size. Demek ki hakikaten hak etmişsiniz. 90'ları gördüğümden değil hani daha çok hani sosyal medya oradan buradan Sinek TV, Cahçurt. Peki efendim ne iş yapıyorsunuz? Ben finans sektöründeyim. Portföy yöneticisi diye geçiyor. Hani... Yani çantanızı mı toparlıyorsunuz? Daha ya parası olan insanlar bize parasını veriyorlar. Biz de onlara daha çok para vermeye çalışıyoruz. Allah Allah. Ama her zaman başaramıyoruz. Evet. Ama başardığımız zaman mutlu oluyoruz hep birlikte. Yani aynen. Para verdiğiniz zaman tekrar size o parayı geriye daha fazla veriyorsa o kişiye portföy yöneticisi mi diyoruz? Evet yani bazen başarısız da oluyor o zaman üzülüyoruz beraber falan. Peki bir şey soracağım. Başarısız olduğunuzda siz de kaybediyor musunuz yoksa sadece müşteriniz mi kaybediyor? Yok yok sadece müşteri kaybediyor. Ha süper o zaman hiç. O zaman sizin açınızdan sevindik. Bence asıl mareşalliği buradan alırsınız. Ya, bizde zaten kaybedecek çok bir şey olmuyor cebimizde yani o yüzden sadece müşterinin parasını yönetiyoruz. Yani. Peki. Tamam efendim sağ olunuz o zaman. Teşekkürler. İdeal bir seyirci olduğunuz iddiası taşıdığınız için teşekkür ederiz. Seçim zamanı geldi mi? Cenk? Geldi benim kafamda hafiften belirdi. Ufaktan. Belirmeye başlıyor bir kaçtı. Buyur söyle bakalım. Ne? Ne söyleyecek? Kim? Sen de bilirmedi mi? Yo daha bilirmedi ben. Sen söyle ona göre belirecektir belki. Siz beyefendi moleküler biyolog dostumuz. Ne dersiniz doğru bir seçim mi? Bak şimdi hepsi alkışlayanları medeni cesaretleri ve centilmenliklerinden Gentle. Dolayı tebrik ediyorum. Peki ben de o zaman Ferhat Bey'i... Ama İzmirli bilmem ne... Yani biraz hemşeri dayanışması da olsun değil. Yok İzmirli olduğu aklıma bile gelmedi hakikaten. Bence çok dengeli bir seçim yapmışız gibime geliyor. Sizi sahneye alabilir miyiz efendim? Siz de buyurun. Şuradan merdivenlerden çıkmak suretiyle... Muhteşem seyirci köprüsünden... ...çıkacaksınız. Siz ama biraz önce istemiyordunuz ideal seyirci falan. Modum düşük dediniz. Modum düşük, hastayım. Zar zor geldim, o da bugüne denk geldi falan diye mırın kırın ettiniz. Yoksa ben sizi çıkaracaktım zaten. Benim de aklıma dediğim Elif'i dedim, Erdem'e hatta demin dedim ki Elif Hanım'ı seçelim dedim. Ya. O dedi ki ya dedi. Neyse canım, madem hastasınız neyse şimdi hiç çıkmayın da. Hoş geldiniz. Tahmin ediyordunuz zaten, siz istiyordunuz. Ben evet adaydım. Adaydınız. Ama beklemiyordum. Beklemiyor muydun? Beklemiyordum. Kimi seçelim diye bekliyoruz. Mesela ben kim bir erkek bir bayan gibi düşünmüştüm. Ya. İkinci erkek. İşte ben o hep öyle olmasın diye aslında Erdem Elif Hanım'ı seçecekti. Bana dedi ki onu seçeyim mi falan dedi. Haklı. Ama işte siz başladınız işte ben yüzden... hastayım da yok efendim bacaklarım ağrıyor ve lumbagolarım şöyle böyle. Ama işte zaten Erdem amcanızın adayını seçmeme sebebiniz zaten buradan belli. O yüzden bütün alkışları Murat Bey'e alacağız. O ayrıca cebimizde. Evet. Evet gerçekten felaket bir adaysınız onu söylemek isterim. Cenk'in söylediklerine bakmayın o sizin... moralinizi etkilemeye çalışıyor. Evet, fark ettim. Biraz asıl felaket oldum. Aday gözler önüne serilmiş vaziyette. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne işiniz var burada? Vallahi kaç haftadır gelmek istiyordum. Öyle iddia seyirciyim. Anca gelebildim. Sahneye geleceğinizi umuyor muydunuz? Bekliyor muydunuz? Vallahi
Bu Jenkins'de kesin evet, beni seçer. Tahmin ettim evet. Tahmini, benim seçeceğim mi Jenkins seçeceğini mi tahmin ettin? Jenkins seçeceğim. Hadi canım. Direkt uyduruyorsunuz. Bir uydurmasyon ben de sezdim ama hadi yok, hayırlısı. Hayır, dalış deyince bir gözleri parladı. O zaman burada parlamıştı. İlk bu taraf dalış dedi, orada bir parladı. Orayı çok kızdım. Sonra harladı. Evet, o halde ideal seyirci. Şimdi evet, öncelikle mikrofonunuzu bir alkış alabilir miyiz sizden? Bakalım. Kopya vermeyelim. Hemen hazır orada bak. Şap şap şap. Şap. Hayır Elif. Elif hayır. İbrahim Tatlıses alkışı. Tamam. Siz o yani eğer çok istiyorsanız madem çalıştınız bir gösterin sonra biz devam edelim. Tamam. Çok güzel. Gerçekten rezalet bir alkış. İyi ki gelmemişsiniz. Evet, hakikaten. Evet, normal bir alkış alabilir miyiz sizden? Gerçekten Murat Bey süper ideal olmayan bir seyircisiniz. Yani biraz... insan mikrofonu falan bakın ne kadar güzel. Profesyonel. Dobak dobak dobak. Yani o genelde elimde bira şişesi olurdu o yüzden. Nasıl? Genelde elimde bira şişesi. Tamam, öyle alkışlanır mı? Koyarsınız bir yere öyle alkışlarsınız. Evet, Survivor değil. Round'u kaybol. Peki bir yuh alabilir miyiz? Yuh. Ama mikrofonla olmaz. Siz seyirci mikrofon verip yuhalar mısınız denmiyor ki. Yuh. Biraz bravo, daha şöyle şey olarak. Hareketi de. Respons olarak. Mesela buyurun eşinize doğru. İsmi yuhalamayayım ismi. Niye canım? Evde konuşursunuz gerisini. Ya peki tamam. Yuh. Evde sizi hiç yuhalıyor mu? Hayır, niye denemediniz daha önce? Çok Allah eğlenceli. Allah. Yuhalanmayan yani, tek aile. He yani çorba geldi mi? Yuuu. Çok eğlenceli, tavsiye ederiz yani. Biz denelim. Deneyeceğim bunu. Sizden alalım. Yuuu. Ooo. Yuh iyi çıktı. Evet yani yuhta... yuhta şey biraz arayı kapattınız yani tamam başa baş gidiyoruz şu an. Evet. Ama bence Ferhat Bey de iyiydi yani, o kadar da kötü değil çünkü. Yok rezal etti. Falan... Yok rezal etti. Şeyi alabilir miyiz? Şu vardır ya benim hiç yapamadım. Islık hani şunları takıp. Şunları onu takıp. Niye alıyoruz? Yani seyirci ıslıklıyor mu normalde? Canım adam biri yuhlar öbürü fış, fış yapar işte. Evet. Mesela eşinizi öyle çağırır mısınız? O kadar da değil. O kadar da değil. Evet. Evcil hayvanımı yaparım onu eşimden ziyade. Kime? Evcil hayvanımı yaparım onu eşimden ziyade. Var mı evcil hayvanınız? Yok. Hani olur yani değil, burada çok yapalım. Büyük bir laf aldım yani bilemiyorum ne diyeceksin sonra evde. Evet, yapabiliyor musunuz öyle ıslık çalabilir misin? Vay be helal olsun. Nasıl oluyor? Jenkins'i bir öğretir misiniz? İyi hem de buraya kadar yani gırtlağınıza kadar sokmanız da şurada. Ya farklı parmaklarla da olabiliyor aslında yani. Ha biri bu biri bu olabiliyor mu? Neyse. Mesela parmak değil de iki tane sopa, çubuk kırarken, yok, galeta. Denemedim hiç yani. Onlarla olmaz peki. Yok. Siz? Benden maalesef çıkmaz. Beceriksizsiniz. Yani hiç öyle hiç, şeyler yapmak için. Hiç ıslık çalamıyorsunuz. Ben genelde... Sıfır ıslık mı? Evet sıfır mı? Islık da zayıf. Şey yapabiliyor musunuz? Yani bu özellikle şeye gittiğinizde, Arya falan seyretmeye gittiğinizde çok işe yarar. Ama ben de adalıyım arkadaş gibi. Heybeliada'da bir gecede 30 tane sivrisinek öldürmüştüm. Bu size yardımcı olmadı. Maalesef. Yani seçtiğime pişman olmama şu kadar kaldı. Cenk'cim seni başta uyarmıştım, hala Elif Hanım'ı alabilirsiniz. Peki, o zaman şimdi konserde falan şey yapılır ya. Diyelim ki ben konserdeyim şimdi, alayım. önce size yapalım bu testi. Bu arada mikrofonu almadan konserde olduğunu izlenimini verememen bizi üzdü. Şey yapacağım. Seyirci uzatıyorsun ya. He, onu mu yapacaksın? Tamam. Gelsen bir limon, gitti bir sümkür, vur gelişine kurban. Gelsen bir limon. Gitsen üzündür. Orijinalini söyledi. Gerçek pişman al. Oldun mu? Al. Peki ben de size bir şey yapayım bakalım ne derece kabloya efendim, dolandığı için maalesef diskalifiye oldu kabloya dolandığı için. Hiç dinozordun mu? Aklımızı alırken. Bu arkadaşımız da çok olmadı. Kötü çıktı, olmadı maalesef. Ah diyecektiniz, çok basitti halbuki. O halde şey yapalım, bu çakmak sallama. Çakmak modası bitmedi mi? Telefonla çekme var. Telefon yani. Da olur, o da olur. Fark etmez.
Şöyle konsere gittiğinizde böyle şeyler yapıyor musunuz seyirci olarak? Çakmak sallayayım ya da telefonla çekeyim. Yok. Telefon feneriyle. Genelde. Konsere mi gitmiyorsunuz? Konsere evet, çok gitmiyorum ben. En son ne zaman gitmiştiniz? Bayağı oldu herhalde. Yo, büyümüştür diyorsunuz. Evet, bayağı oldu yani. Çok olmuş. Eşiniz niye götürmüyorsunuz Ferhat Bey'i konsere? İzin vermiyor musunuz? Belli İzmir'de gidersiniz artık canım. Aman. İstanbul'un konseri çekin. Mal konserine gelin yine 27'sinde. Nerede? Kadıköy. Aramızda konuşmuyorlar. Erdem amcanız kıskandı. Onu gruba almadım da. Şöyle bir şey. Nasıl çekersin mesela? Diyelim ki burada bir konser var. Bir çekebilir misiniz? Konseri çekmeyeyim de Scorpions konserinde şey Wind of Change. Yani ben diyorum ki bunu çekelim şöyle yapalım. Onu çekmeyeyim de ben böyle bir şey sordum mu Murat Bey? O zaman buyurun. Ama ona farklı. Ona çekiyormuş farklı. Gibi yapmanız yeterliydi. Çekeceğim ya. Şimdi arayacağım anne. Buyurun. Niye annesini arıyorsunuz ayrıca yani açmışken? Hadi gelin o zaman. Evet yani ideal seyirci yok. Sahneye çıkıyor ve Scorpion'da benim telefonumla bizi çekiyor. Scorpion'da fotoğraf çekiyor. Ben seyirciyken konseri nasıl çekiyorsun? Hem de Windows Change'de. Evet yani. Rob Halford'un tekme atacağı gibi çekiyor. Rob Halford dediği için artı 3 puan aldı ama. Yok bence oradan iyice kay. Eksi 2'ye inler. Maiden'cı var burada. Evet. Yok hiç o da değil. Hiç Maiden da sevmez o. Siz? Ben, telefonum orada ama ben... Ben vereyim size. Size vereyim hemen bir telefon ama açmayın. Ben boyumu da avantajını kullanarak genelde böyle kalabalık ortamlarda biraz böyle kolumu da kaldırıp yukarıdan çekme avantajına sahibim. Onu ama tabii siz bir de fotoğrafçısınız. Neyin tamam, nereden siz ya nasıl çektiğinizi bize bir gösterin. Yani öyle anlatmayın, gösterin diyor. Yani çekmenize gerek yok anlamında. Çekmeme gerek yok. O bana veriyor, ben ona veriyorum. Voleybol oynuyoruz. Ben bunu biraz daha böyle yukarıdan... Çok genelde insanların ulaşılmadığı açıdan çekmek daha hoşuma gidiyor. Artistik olsun diye tabii. Biraz evet. Hatta öyle çektiğim zaman bazen birkaç kere kullandığın drone'un markası ne diye soran oldu bana. Otomotiv çekimindeydi bir tane. Şemsiyeyle gelseydim. Yok dedim, kolum benim, drone değil yani. Öyle bundan hava şeyde. Atmak suretiyle konserden... Yani bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Artı 7 bin reple çıktınız. Evet. Bence Murat Bey'den gayet iyi, daha da iyi yani. Başka soru var mı? Başka soru yok bence şimdilik. Gerek yok ama Murat Bey aslında değiştirsem ben şey kalmadım. Neyse şimdi bitti artık. Bitti artık. Bundan sonra değiştirmek söz konusu. Elif Hanım ama... taktı. İlla buraya gelecek. Peki şu da devredeyim o zaman. Aa bakın. Size alkış geldi ilk kez. Elif Hanım'a mıydı bu alkış? Evet. Evet miydi? Evet. Allah Allah. Peki o zaman Murat Bey'i aşağı alıp Elif Hanım'ı alalım diyenler. Tamam bir dakika. Tamam. Demeyenler. Bunu sırf şu sebeple. Bir tek Vedit demedi. Vedit mi? Bittirit 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 bittirit. Kocanızın telefonu çaldı. Neyse. Bir tek şu sebeple kabul edeceğim. Benim seçtiğim aday kazansın diyerekten Murat Bey'e teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendisine aynen, yapabilir miyiz? Oo dünyanın alkışını aldı gider. Bakın asıl almanız gereken alkışı giderken aldınız. Bu da önemli ha. Elif evet, Hanım buyurun. İşte benim adayım Elif. Gerçekten büyük şike ve bir o kadar da uydurmation, unt kaydırmation oldu. Kusura bakma. Bu kadar çabadan sonra bence birinci seçilmezsek bayağı büyük olay çıkar. Birinci seçeceğimiz garanti ben çünkü demin ona göre birinci seçilmemiz mümkün değil çünkü birinci zaten seçildi. Ferhat bu bir dakika bence, bu evet, Ferhat tamam. Bey'e büyük haksızlık çünkü kendisi hem Murat Bey'e hem Elif Hanım'a karşı yarışmak zorunda değil. O zaman Ferhat Bey'i de gönderelim yerine başka birini alalım. Olabilir bence olabilir. Ferhat Bey'e haksızlık diyenlerin alkışlarını duyabilir miyim? Vedit Bey her şeyi alkışlıyor. Değilmiş gördüğün gibi haksızlık falan değil. Peki o zaman Elif senden bir alkış alabilir miyiz? Şunu şöyle alalım. Onu evet. Orada yapmıştım ama zaten. Efendim? Bir daha mı yapayım? Onu yapmıştım zaten. Bir tane yapıyorsun, iki tane yap. Çıp yap. Bu sefer farklı bir teknik denedim. Gibi böyle hani biraz mizah mı katalım yoksa gerçek alkış mı yapalım? Ya bilmiyorum ki bunu ekipçe bir konuşsak mı acaba? Yani bence biz ekip olduk. Evet. O zaman bir çap alabilir miyiz? Üçlü çap. Güzel değil mi? Bence güzel.
Yani bence çok sıradan. Yani İbrahim Tatlıses alkışı bile en azından görseli vardı. Onu da orada harcadı. Şey yapabiliyor musun? Şu. Ya onu yapamam. Gerek yok zaten. Saçma bir hareket. Benim de sevdiğim bir hareket değil. Onu yapamam. Peki hayır, o zaman yuhlamayı da yapmıyor. Yuh yaparım. Hani? Yaparım canım. Hani nerede? Kimi yuhlayalım? Cenk'i yuhlayabilir misin? Erdem Bey'i yuhlayalım mı? Erdem Bey'i bütün izleyenler de yuhla. Herkesi yuhla. Onu şey yapayım da. Hani biraz eko yapmam lazım. Yuh! Bu eko muydu? Ekosu önceden geldi gibisinden. Herkesin sesi güzel değil sizin gibi Erdem Bey. Aa çok mersi, teşekkür ederim. Bakın şimdi benim adaylığımı kazandınız. Peki o zaman son puanlamaya geçelim mi? Zaten sonucu biliyoruz ama. Evet, Erdem Bey'in adayımsısı yazık İzmir'e gidecek değil, olan Dalyan minik. Gibi İzmirli, Karşıyakalı ve üstelik burada fotoğraf mesleğiyle, fotoğrafçılık mesleğiyle uğraşan ve bütün Cenk'in sorduğu sorular dahil hepsine en güzel şekilde cevaplayan arkadaşımız Ferhat'ı seçenleri bir görebilir miyim? Bir dakika, bir şey sorabilir miyim? Bir dakika, özür diliyorum. Bir dakika ne oluyor ya, her şey baltalıyor. Kayıtlara geçsin de hani İzmirlilik artı puansa hani böyle bir lanse edildi, ben de İzmirliyim. Ben... Sen Erdem'le konuş, o zaten İzmirli miyince aa ne diyorsun falan diyecektir. Yani o kayıtlara geçsin de. Evet, Ferhat Bey'in alkışını kesmeyelim. Buyurun. Arada böyle bravolar falan da olabilir. Yürü be Ferhat falan gibisinden. İzleyenlerimizi etkilemeyelim. Evet arkadaşlar, şimdi zaten sizlerin oyuyla sahneye gelmiş olan Elif Hanım'a alkışlarınızı alabilir miyiz? Sizlerin oyuyla falan değil, kendi zorlamasıyla geldi. Ben de geleceğim. Tutturdu. Cenk de başka yapacak bir şey bulamayınca iyi hadi gel falan dedi. Peki ben Erdem amcanız da kendi tarafının ağlayışını yaptı. Şimdi son alkışınızı alabilir miyiz? Tebrik ediyorum. Şimdi isterseniz o zaman sonuncu olan Ferhat arkadaşımıza sonuncu yapabilir miyiz? Hayır ama parmakları görmemiz lazım maalesef. Bu humiliasyon. Sonuncu. Bir kişinin size garezi var ama kim olduğunu söylemeyeyim. Vidit bile yapmadı. Hiç olsa vidit deseydi vidit. O zaman sizi alkışlarla, hak ettiğiniz alkışlarla maalesef haksızlığa uğradınız ama olsun. Çok teşekkür ederiz Ferhat Bey, sağ olun. Evet, gecenin birincisi ideal seyircimiz Elif Hanım oldu. Sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bravo. Ve son alkışınızı Elif Hanım için alabilir miyiz? Görüşmek üzere efendim, hoşça kalın. Evet, yani başta tutturdu. Ondan sonra da geldi burada. İdeal seyirci oldu diye düşünüyorum. Evet, Erdem amcanızın son ağlayışını dinlediniz. Evet, gönlümüzün bence ideal seyircisi de yerini aldığına göre. Erdem amcanızın uzatmasını dinlediniz. Efendim çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olunuz, bir ideal seyircimiz daha oldu. Bu ideal seyircilerimiz toplam 50 bin kişi olduğunda stadyumda ideal seyircili, full ideal seyircilerden oluşan bir konser gerçekleşecek. O zamana dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.